Merhabalar. Bugün Yaban romanını inceleyeceğiz. Yaban, Anadolu'yu anlatan, Kurtuluş Savaşı'nı işleyen ve bir Türk köyünü ve Türk köylüsünü bu kadar ayrıntıyla anlatan ilk romanlardan olduğu için oldukça önemlidir. Şimdi romanımızı incelemeye başlayalım. Roman bittikten sonra görüşlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize faydalı olmasını diliyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda bir konunu kaybeden Ahmet Celal İstanbul'a gelir. Ahmet Celal'in emir Mehmet Ali komutanının kimsesizliğine açır ve onu köyüne davet eder. Köye gelen Ahmet Celal köylünün yoksulluk, geri kalmışlık, cahillik içinde olduğunu görüp üzülür. Mehmet Ali kardeşi İsmail ve annesiyle yaşamaktadır. Bir süre sonra evlenir. Köylü 1920'de İlk çağ insanları gibi her türlü olanaktan mahrumdur ve çaresizdir. Ne bir sağlık ocağı, ne bir yol, ne de bir okul vardır. Fakir olduğu kadar cahildir de. Anadolu'ya devlet eli değmemiştir. Hayat devam ederken Mustafa Kemal'in Ankara'da milli mücadeleyi başlattığı haberi gelir. Köylü hayatından o kadar usanmıştır ki ne işgal ...ne de milli mücadele kimsenin umurunda değildir. İnsanlar, Salih Ağa ile arada bir köyü uğrayan Şeyh Yusuf arasında sömürülmektedir. Ahmet Celal, aydın bir insan olarak köylüyü uyarmaya çalışsa da... ...herkes bu hayata alışmış gitmektedir. Kurtuluş Savaşı devam ederken... ...Mehmet Ali askere çağrılır ve Ahmet Celal köyde iyice yalnızlaşır. Köyün dışında gezindiği bir gün karşı köyden genç bir kıza denk gelir. 35 yaşında yalnız bir adam olan Ahmet Celal böylece hayallere dalar ve evlenmeyi düşünmeye başlar. Bu kızın adı Emine'dir. Babası 10 yıl önce askere gitmiş ve bir daha geri dönmemiştir. Kendisi köyde halısıyla yaşamaktadır. Ahmet Celal arazide gezindiği bir gün İsmail'e denk gelir. İsmail'le konuştukları sırada onun Emine'yi sevdiğini anlar şok olur ve İsmail'e karşı büyük bir hınç duyar. Bu haberden sonra Mehmet Ali'lerin evinin yanındaki yerinden ayrılır, köydeki başka bir eve taşınır. Bu evde Emine'ye duyduğu aşk giderek alevlenir, Bekir Çavuş'u Emine'yi istemeye gönderir. Bekir Çavuş'un eşi köye gider, kızın halasıyla konuşur ancak kız yaban diyerek onu reddeder ve İsmail'le evlenir. Ahmet Celal bundan büyük bir utanç duyar, haya kırıklığı içinde ölmeyi düşünür. Kütahya Eskişehir savaşlarından sonra Ege'den Ankara'ya doğru insanlar kaçışmaya başlar. Çünkü Yunan askerlerinin önü açılmış ve Ankara'ya doğru hızla yol almaktadırlar. Ancak köylü hala durumu umursamaz. Ahmet Celal kahrolmaktadır. Bir haftaya kalmaz Yunan askerleri Ahmet Celal'in bulunduğu köyde gelir. İlk günlerde kimse bu durumu umursamaz. Çünkü askerler kimseye zarar vermemektedir. Ancak daha sonraki günlerde insanlara eziyet etmeye ve onların paralarını çalmaya başlarlar. Ahmet Celal bu duruma isyan etse de elinden bir şey gelmemektedir. Derken bir gün Yunan askerleri insanları köy meydanında toplar ve onların üzerine ateş eder. Ahmet Celal Kölünün arasından Emine'yi kurtarmaya çalışır. Ancak kaçarken ikisi de vurulur. Emine yerinden kalkamayacak haldedir. Ahmet Celal günlüğünü Emine'ye verip bir bilmeze doğru yol alır. Romanın konusunu söyleyelim. Konuyu bir cümle halinde ifade edeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'nda bir kolunu kaybeden Ahmet Celal adlı subayın Emir El Mehmet Ali'nin daveti üzerine onun köyüne gitmesi ve bu köyde yaşadıkları. Romanın teması yalnızlık ve anlaşılmazlıktır. Olaylar Orta Anadolu'da Porsukçay'ın Çayı'nın kıyısında Sevrihisar'a bağlı bir köyde geçmektedir. Bu romanın zamanı Kurtuluş Savaşı yıllarıdır. Yani 1918 22 yılları arasında geçen olaylar anlatılmıştır. Olaylar birinci tekil kişinin ağzından anlatılmıştır. Aşağıdaki paragrafımıza bakalım altı çizili kelimelere dikkat edelim. Mehmet Ali'nin bana verilen odasına yerleşmem epeyce uzun sürdü. Bakın yerleşmem. Kimin yerleşmesinden bahsediliyor? Benim. Yani kişi başından geçenleri yine kendisi anlatıyor. Dolayısıyla ben kaçıncı kişi olur? Birinci tekil kişi. Kahraman bakış açısı kullanılmıştır. Ne demekti kahraman bakış açısı hatırlayalım. Kişi, anlatıcı, aynı zamanda o romanın ya da öykünün kahramandır. Burada olayları kim anlatıyor? Ahmet Celal. Zaten Ahmet Celal de bu romanın baş karakteridir. Romanın baş karakteri Ahmet Celal'dir. Birinci Dünya Savaşı'nda tek kolunu kaybetmiş, gazi, okumuş, aydın, eğitim yüzü görmemiş köylüyle çatışma yaşayan yalnız bir insandır. Mehmet Ali onun emirleridir ve onu köye davet eden askerdir. Zeynep Kadın Mehmet Ali'nin annesidir evin ve çocukların tüm yükü onun omuzlarındadır. Elindeki lehtinen ve bütün ufku köy olan tipik bir Anadolu köy kadınıdır. Salih, köyün en zengini olup tefecilik yaparak köylüyü maddi olarak sömürmektedir. Köyü arada bir uğrayan Şeyh Yusuf adına bir kişi vardır. Bu da din yoluyla insanları sömüren, bilgisiz ve temizlik nedir bilmeyen bir insandır. Yabanlık konusuna göre sosyal ve tezli bir romandır. Yazarın romandaki tezi şudur: Anadolu köyleri yıkık, bakımsız ve kötü durumdadır. Köylü hayata ve ülkeye karşı hiçlik duygusu içindedir. Anadolu'da ne olup bittiği, hatta işgal bile kimsenin umurunda değildir. Anadolu'ya devlet eli değmemiştir. Osmanlı devleti sadece vergi memurunu köye gönderir. Ne bir yol, ne temiz bir su ne de bir okul bulunmaktadır. Bütün bunların sorumlusu Anadolu insanı için hiçbir şey yapmayan aydınlardır. Diğer bir tez de şudur. Çevre insan üzerinde etkilidir. Önce çevreyi değiştirmek gerekir. Romanın adı neden yabandır? Çünkü Ahmet Celal İstanbul'dan bu köye gelmiştir. Eskişehir ve civarında köye dışarıdan gelen insanlara yaban adı verilmektedir. Roman'daki temel çatışma Aydın-Halk çatışmasıdır. Ahmet Celal okumuş, aydın ve ileri görüşlü bir insandır. Oysa köy, okumamış insanlardan oluşan, ülkede ne olup bittiğinden haberi bile olmayan, sefalete artık boyun eğmiş kişilerden oluşur. Kötü koşulların kol gezdiği yaşamları ve hayata bakışları ile Ahmet Celal'e oldukça kötü gelirler. Ahmet Celal'in davranışları konuşmaları ve fikirleri köylü için faydalı olduğu halde köylü ona yaban der ve onu dışlar. Bu hem bir ironi hem de çatışmadır. Yazar eser ilişkisine bakalım. Yakup Kadri Karosmanoğlu Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşamış ve savaş sonunda tetkik komisyonunda yer almış, Anadolu'yu gezmiş ve savaşın halk üzerindeki etkilerini yakından görmüştür. Dolayısıyla muhatap oldukları Dinledikleri ve yaşadıkları bu esere ilham kaynağı olmuştur. Yani eser, sosyal bir gerçeklikten doğmuştur ve yaşanmış bir öyküdür. Yabanda realizmin izlerini görürüz. Köy insanının yaşamı tüm gerçekliğiyle gözler önüne serilmiştir. Köy, bakımsızlık, sefalet ve kir içindedir. Yazar bu durumu şu satırlarda anlatır. Gerçi köyün içinde su yok değildir. Fakat gerek kuyunun, gerek çeşmenin başı her gün sabahtan akşama kadar doludur. Abdest alan ihtiyarlar, evlerine su taşıyan kadınlar, kızlar ve akla sığmayacak derecede pis oyunlarla oynayan çocuklar hep oradadır. Bazen çaya kadar gitmekten üşenen kadınların da çamaşırlarını çeşmenin yalanda yıkadıkları olur. Köylü bitkindir, yorgundur, canından besmiştir okul, eğitim, hastane, medeniyet Anadolu köylerine uğramamıştır. Türkiye 1918'de bu haldedir. İnsanlar köyün zengini Salih Ağa ile Şeyh Yusuf arasında sömürülmektedir. İki günden beri köyde olağanüstü zamanlara mahsus bir hal var. Şeyh Yusuf geldi. Kim bu Şeyh Yusuf? Mübarek büyük bir adam. Her yıl gelir duasını alırız. Hastaları okur, üfler, bize güzel öğütler verir. Başı sıkıda olanları selameti çıkarır. Şey Yusuf, bu yıl benim yüzümden köyü erken terk etti. Fakat giderken gördüm, köylülerden aldığı hediyelerin yükü altında hem kendisinin hem de eşeğinin beli bükülme noktasına gelmişti. Naturalizm, gerçekçilik konusunda realizmden daha ileriye gider, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurar. Yaban romanında bu akımın izlerini görebiliriz. Örneğimizi okuyalım. Neferimin dünkü üviyetinde müşahede ettiğim bu geriye doğru gelişme ilk zamanlar beni çok hayrete düşürüyordu. Sonra ben de yavaş yavaş köylüleşmeye başlayınca bu olayı çevrenin kişi üzerindeki etkisine vermekte güçlük çekmedim. Çevreyi değiştirmedikçe insanın değişmesine imkan yoktur. Bakın burada yazarın çevre insan ilişkisiyle ilgili bir tezini görüyoruz. Demek istiyor ki eğer bir insanı değiştirmek istiyorsanız yani insanları eğitmek ve onları güzel şekilde değiştirmek istiyorsanız önce onların yaşadığı çevreyi değiştirmelisiniz.